İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin geliştirdiği ilkeleri de biz vergi ceza yargısında inşallah göreceğimiz günler olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, değerli meslektaşım Sayın Doktor Ağar'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle vergi ceza yargısı ile ilgili kararlarından bahsetti. Bu kararlar daha ziyade 6. maddeyle bağlantılı oldu. İşte bu kapsamda 6. maddenin çeşitli unsurlarını Sayın Ağar bizlere aktardı. Mahkemeye ulaşma hakkı, makul sürede yargılanmayı talep hakkı, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılamayı talep hakkı, sanık haklarına riayet ve masumiyet karinesi ve tabii susma hakkı biçiminde. Tabii zorla alınan ifadelerin kullanılamaması da çok çok önemli. Bizde de sanıyorum üzerinde durulması gereken bir nokta bu. Çünkü bizde de özellikle mükellefin vergilendirmeye ya da vergi cezası uygulamaya esas alınan bilgilerinin yasa dışı, hukuka aykırı biçimde elde edilmesi durumunda nelerle karşılaşılacağını incelemek gerekiyor. Yargıtay'ın 11. Ceza Dairesi bu konuya daha ziyade eğiliyor. Geçen yıllarda İstanbul'da Kültür Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda 11. Ceza Dairesi'nden üyelerimiz vardı. Onlardan hatırlıyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum Sayın Ağar'a. Tabii şimdi bu kadar sunumdan sonra elbette ki sorular kısmımız var. Biz açıkçası 30'ar dakika sunum olarak planlamıştık ama bunu biraz aşmış olduk. Ama ben bu aşmanın son derecede faydalı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla şimdiki kısmında sizlerin sorularını değerli konuşmacılarımıza yönelik olarak alalım. Sorularınız varsa bunları değerli konuşmacılarımız yanıtlamaya çalışacaklar. Buyurunuz efendim. Mikrofon temin edebiliyoruz. Avukat Özay Bozdağ, öncelikle hepinize teşekkür ederiz. Gerçekten güzel sunumlar için ve avukatların da çok uzak durduğu bir alan olduğu için. Şimdi öncelikle sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bir, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda ihlal kararlarını mahkeme yerine getirmediği zaman yani ne olacak artık? Bundan sonraki aşama direkt yeniden bireysel başvuru olarak başvuru mu yapılacak, direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gidilecek? Birinci sorun bu. İkincisi de... Sorunun muhatabı herhalde Zuhal Hanım olacak. Onu da belirtirseniz sorunuzu... Evet. İkincisi de Serkan Hocam'a vergi usul kanununda suçları ve cezaları düzenleyen maddelerde çok muğlak şeyler var. Mesela muhasebe ihlesi nedir? Nerede tanımlanır? Yani bir de bunlar suç ve cezaların kanunluğu açısından irdeleyebilir misiniz? Teşekkürler. Önce size söz vereyim. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine verdiği kararlar tabii ki mahkemeler açısından anayasada yer alan hüküm nedeniyle mahkemeleri de bağlayıcı nitelikte. Velev ki mahkemeler tarafından Anayasa Mahkemesi kararına uygun karar verilmediği, az önce bahsedilen işte İş Bankası ile ilgili 3. daire ona uygun karar vermiş ama 4. daire ona uygun karar vermemiş. Böyle bir durumda tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin tavrı muhtemeldir ki yine iç hukuk yollarının tüketilmesi anlamındaki yolların kullanılmasını gerektirecektir diye düşünüyorum. Çünkü zaten iş yükü gittikçe artıyor ve nasıl ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den başvuruların sayısı artınca bir takım ek koşullar getirmeye başladı. İşte iç hukuk yollarının tükenmesi ya da yargılama aşamasında, Türk yargılamasında aşamasında sözleşmeye aykırılık ihlalin varlığının iddia edilmesi, ileri sürülmesi gibi. Ama tabii hani süreklilik arz eden ve
yerleşmiş hale gelen bir içtihadın varlığı halinde de tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul ettiği gibi tüketilmesi halinde sonuç alınabilecek bir hukuki yol değilse doğrudan başvuruyu kabul ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de belki öyle bir içtihat geliştirebilir. Tabii şimdi 359. madde hürriyeti bağlayıcı ceza açısından 3 tane ayrı suçu düzenliyor. İşte A, B, C bentlerin. Tabii vergi usul kanunu düzenleme itibariyle kazuistik yöntemle yazılmıştır. Her şeyi, her ayrıntıyı yazma gereği duyar. Bir maddenin 3 sayfa tuttuğu olmuştur. Bu da kifayet etmemektedir. Tebliğlerle ve diğer tali düzenlemelerle vergi idaresi düzenleme yapma gereğini duyar. Muhasebe hilesi yapmak, işte çifte defter tutmak gibi kavramlar özel hukuk kavramlarıyla aslında iç içe geçen kavramlardır. Biraz muvazayla, bir anlamda kanuna karşı hileyle bu kavramların tanımını Yargıtay kararlarında da çok açıklayıcı olarak 11. Ceza Dairesi'nin kararlarında da bulmak mümkün değildir. Zaten ceza mahkemelerindeki, Asya Ceza Mahkemelerindeki uyuşmazlıkların %90'ı sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçlarına ilişkin. İşte dediğim gibi çifte hesap açılması, muhasebe hilesi yapılması, gerçek olmayan iş ve işlemlerin kayıtlara geçirilmesi, şirket hesaplarının şişirilmesi vesaire gibi, tabi KDV indirimiyle de bağlantılı konulardır bunlar. Bahsettiğiniz doğru ama bunlar kanunların yorumu malumunuz içtihatla doldurulması gereken konular. Yargıtay kararları bu nedenle bu vergi ceza dosyalarının gittiği daire kararları bu konuda maalesef doyurucu değil. Ben de bir küçük ekleme yapayım. Tabii hesap ve muhasebe hilesi yapmak suretiyle vergi kaçakçılığına sebebiyet verme suçu bizim açımızdan muğlak bir alan. Dediğim gibi neden? Çünkü maalesef hukukçular muhasebe noktasında oldukça zayıf bir nosyondalar. Ama bu konu akademide tartışılıyor. En azından lisansüstü seviyede. Hatta Temmuz ayında bu konuda bir yüksek lisans tezinin de savunmasında yer alacağız biz de. Ama tabii bu tezi hazırlayan arkadaşımız da ne yazık ki idare boyutunda karşımıza çıkıyor. Bir vergi müfettişi. Çok değerli bir arkadaşımız ama dediğim gibi konu biraz karışık. Aynı zamanda birden fazla düzenlemeyi de ilgilendiriyor. Muhasebe standartları vesaire noktasında da. Dolayısıyla yasal düzenleme açısından eksiklik taşıyan bir düzenleme. Bunun bir yasal düzenlemeyle tamamlanması belki içtihattan ziyade daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama Serkan Bey'in dediği gibi her konuyu da yasayla çok net bir şekilde, kazuist bir şekilde düzenlememiz takdir edersiniz ki olmayacak. Ama dediğiniz konu hesap ve muhasebe ileri muğlak kalan, hatta başka bazı düzenlemelerle de çelişki arz eden bir konu. Teşekkür ediyoruz. Buradan hemen Avukat Demir Akan. Benim sorum Evrim Hanım olacak. Özellikle vergi dairelerinin haksız aldığı faizlerin geri indiriminde yargının genel kanaatinin faizde farklılık gösterdiğinden bahsettiniz. Bu yargıdaki bir devletçi anlayış mıdır yoksa buna ilişkin bir felsefe oluşmuş mudur dairede? Evet, yargıda da devletçi, hazineci bir anlayış var. Ama aşılacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbirimiz devlet memuru değiliz, vergi memuru değiliz. Ve özellikle 112. maddede düzenleme çok açık alırken ve verirken faiz oranlarının farklı olduğu yönünde
Ben bakış açısının biraz hazineci olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çok şahsi oldum. Ben de bir küçük ekleme yapayım. Maalesef tabii yargıda da bu devam ediyor. Sadece Danıştayımızda değil, Anayasa Mahkememizde de bu durum var. Belki bir davranışçılıkla, yargısal davranışçılıkla bunu görebiliriz ama hani maaşımız devletten geliyor, devletin böyle olmamalı. Yani Danıştay'ın görevi vergi idaresini denetleyici olmaktır. Vergi idaresini destekleyici olmak hiçbir zaman değildir. Ve idaremiz de şüphesiz hukuk devletinin idaresi olmak zorundadır. Bu konuda daha önce Selami Bey'di, değil mi? Onun çok güzel bir yaklaşımı var. Biz biraz yaklaşımlarımızı değiştirmeliyiz. Hatta Selami Bey'in sözü şuydu: hukuk devleti ilkesi yerine hukukun üstünlüğü ilkesine geçmek. Bu da çok önemli bir yaklaşım değişikliği. Yani evet, ikisi de aynı şeyi mi ifade ediyor? Benzer şeyleri ifade ediyor ama hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devletinden biraz daha sanıyorum bağlayıcı olan, biraz daha idareyi kısıtlayıcı olan bir yaklaşım olsa gerek. Ben de Danıştay'da Vergi Dava Adalet Kurulu'nda hakimim. Bu Ecoelde davasından önce yine de yasal faiz ödenmesi konusunu yargıçlarımız gündeme getirmişti. İlk defa Mersin ve Adana'daki vergi mahkemesi yargıçlarımız faiz ödenmesi gerektiğini söylemişti. Her ne kadar devletçi bir yapı varsa da bu talep önce yargıç kararlarında yargıçlarımız kullandı hukukun üstünlüğü ilkesinden. Sonrasında Vergi Usulü Kanunu 112. maddesine ekleme yapıldı. Bunu bir eklemek istiyorum. Bir de beyefendinin sözüyle ilgili bu Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine verdiği kararlara sadece tarafları bağlıyor. Üçüncü ve dördüncü dairenin bu kararlara bakış açısı şuradan şekillendi. Üçüncü daire dedi ki, ben karar düzeltme istemini reddedersem İş Bankası dosyaları tekrar bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, anayasanın iş yükünü artıracak, oradan yine ihlal kararı gelip tekrar başa dönülecek. Yargılama sürecini ve hak ihlalini uzatmanın bir anlamı yok. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine verilen kararlar mahkemeleri bağlamaz. Ancak hukukun gereği süreci uzatmamak adına ben uyuyorum. Ama bu demek değildir ki bireysel başvuru üzerine vereceği bütün kararlara uymayacağım. Dördüncü dairenin bakış açısı ise o yolu kullansınlar şeklinde oldu. Yani yargılama sürecini uzatmak adına. Bir de muhasebe ilkelerindeki hilelerle ilgili uygulayıcı olarak gördüğüm için uyuşmazlık önünüze geldiği zaman şu bir hile olduğunu görüyorsunuz zaten. Bunun kanunda açık bir tanımlama yapılmasına gerek yok. İşte bu piyasada da çok sık rastlanır. Ücretler bordrolarda, SSK'ya veya işte kurumlara bildirimlerde 3 lira gösterilir. Ama gerçekte 10 lira ücret ödenir özel sektörde. Bu da bilgisayar kayıtlarında aramalarda ele geçer ve çok da düzgün kayıtlardır onlar aslında. Çünkü bir işletme kendi programını yapabilmek adına da o el kayıtları diyoruz biz ona, aramada geçen kayıtlar. Usul uygun bir şekilde yapılan aramada ele geçirilmişse bu bir muhasebe hilesidir diye tanımlanabilir. Diğer unsurlarla desteklenirse. Ancak sahte fatura bir muhasebe hilesi midir değil midir? Kişi kendisinin bunun sahte olduğunu bilmesi mümkün değildir. O kadar düzgün mükellefler görüntüsü altındadır ki idare bile bunu tespit etmekten acizdir. Tespit ettiği anda davacıya ya da ilgiliye kullanan kişiye sen muhasebe hilesi yapıyorsun demek doğru değildir. İçtihatlarla, olayın gelişimiyle, delillerle birlikte doldurulabilir diye ekleme yapmak istedim. Teşekkür ediyorum. Hocam bu durumda o zaman işverenlerin büyük bir bölümü vergi usul kanununa göre suç işliyor. Büyük bir bölümü. Örnek yaptım. Maddi olaydan hareket etmedi. Mesela. Yok yok yani şey bu gündeme de geldi zaten. Maliye Bakanlığı'nın böyle bir karşılaştırma çalışma yaptığında işverenlerin büyük bir bölümünün bununla karşı karşıya geleceğini herkes biliyor zaten. Vergi kanunlarımız biz zaten vergi kaçakçılığına teşvik eder mükellef. Bu gerçekten Türkiye gerçeğidir. Örneğin çifte kira sözleşmesi sitelere gidin,
kaç bin tane esnaf var. Hepsi çift kira sözleşmesi yapar. Bir tanesi düşük bedellidir. Mal sahibi ile kiracı arasında. Diğeri de vergi dairesine gerçek bedellidir. Mal sahibi ile kiracı arasındaki. Vergi dairesine verdikleri düşük bedellidir. 1000 liralıktır. Kendi aralarında 10.000 liralık yapmışlardır. Vergi dairesinin işte yaygın, yoğun denetimlerle bunu tespit edebilmesi lazım ama ya da şöyle söyleyeyim. Çocuğunuz avukat oldu. Kendi büronuzda yan odada şey yapacaksınız. O da avukat olarak sizinle beraber çalışacak. Vergi dairesi sözleşme istiyor sizden, kira sözleşmesi. E diyorsun yani mümkün mü? Yok diyor. Stopajını yatıracaksın o zaman. Yani zaten bizim kanunlarımız vergi kaçırmaya teşvik eder. Yani bu bir Türkiye gerçeğidir. Teşekkür ediyorum. Bekir Baykara. Şimdi çok istediğim halde sona yetiştim ama sonda da bir şeyler kaptım diye düşünüyorum. 15 dakika önce geldim. Şimdi muhasebe idaresiyle ilgili birkaç şey söylemek isterim ama bir de sorum var. Şimdi muhasebe idaresi hakikaten zor, tanımı zor bir şey. Belki suçun yasallığı ilkesine dair ama bu konuları tartışırken bir hukukçu arkadaşımız dedi ki dolandırıcılık da var ama içi boş dedi. Dolandırıcılıkla ilgili de ciddi cezalar veriliyor veya mahkemeler yapılıyor dedi. O da biraz öyle. Şu ana kadar ben muhasebe hilesine rastlamadım. Bir iki hadise hariç büyük bir holdinge yazılmıştı muhasebe hilesiyle ilgili bir konu. O da muhasebe hilesi değildi bana göre. Ama muhasebe hilesini çıkardığımız zaman ne olur o düşünmek lazım. Hesap ve muhasebe hilesi diyor zaten kanun da. Muhasebe hilesini çıkardığımız zaman ne olur? Mesela büyük bir banka adı da malum belki şunu yapmış. Demiş ki 1000 liraya aşan veya 100 liraya aşan şeyleri yazacaksınız, makbuzunu vereceksiniz fakat merkeze aktaramayacaksınız. Yani tevkifat olarak veya ÖTEV olarak vesaire olarak merkeze aktaramayacaksınız demiş. Yani bu sistemli olarak yapılan bir muhasebe hilesi. Yani muhasebe hilesini kaldırdığınız zaman ciddi anlamda hadiseler çıkabilir, olaylar çıkabilir. Bir de muhasebe hilesi öyle bir hile şey ki bana göre biraz özgü suç veya özgü suç benzeri vergi suçları. Ancak muhasebe hilesi ancak iki kişiyle yapılabilir. İştirakla yapılabilir. O da muhasebecinin iştiraki. Çünkü mükellef genellikle bu işi bilmez. Sorum da şu. 112. maddede belki tartışıldı bilemiyorum ama 112. maddede faizler belirlenmiş. Tecil faizi diyor vesaire diyor ve başlangıç noktaları da belirlenmiş. Fakat dava devam ederken vergi yatırma imkanınız var. Vergi yatırdığınız zaman da faiz duruyor o andan itibaren. Geçmiş dönem gecikme faizleri tamam mı? O andan itibaren faiz duruyor. Davayı kaybettiğiniz zaman da o mahsup edilip, ona ilişkin tahakkuk yapılmıyor, ceza tahakkuk edip veriliyor. Benim sorum şu, bu konuda bana göre faiz verilmesi lazım. Yatırdığı andan, kazandığınız ana kadar faiz vermek lazım. Faizi vermek gerekir mi? Faiz idarenin faiz vermesi gerekir mi? Vermesi gerekmez mi? Onu sormak isterim. Teşekkür ediyorum. Sorunuzu Zuhal Hanım'a mı yönlendirdim? Nasıl yapayım? Kimin ne anlattı fazla o zaman iki istediği sonucumuzu da yanıtlayabiliriz. Zuhal Hanım da emin olun. Başlangıçta da belirttik özellikle idarelerin faiz uygulaması noktasında tabii bizim çalışma sunum alanımızla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi faiz uygulanması gerektiği yolunda ve bu kararları verirken de tekrar etmek açısından isterseniz özellikle kişilerin mülkiyet hakkının ihlali noktasına geliyor. Mesela vergisel işlemlerde idarenin düzenleme yapma marjı, genel yarar amacını taşıma gibi koşulları ararken faiz talebinde bu hususlara girmediğini görüyoruz. Genel yarar ile birey yararı arasında olması gereken dengenin bozulduğunu söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında. Gecikme faizi ödemesi isteminin reddi ile haksız tahsil olunan vergiye tekabül eden meblağdan yararlanma imkansızlığının ve ondan kaynaklanan belirsizliğin mülkiyet hakkı ihlali olduğunu belirtiyor. Eko Elda Avia Yunanistan kararında.
Dolayısıyla özellikle bu noktada devletin borçlu olduğu miktar ile ilgilinin sonunda alacağı miktar arasındaki farkı ek bir nolu protokolü birinci maddesi uyarınca faiz ödemek suretiyle telafi etmesi gerektiğini söylüyor. Yine Buffalo İtalya kararında da aynı şeylere vurgu yaptığını görüyoruz. Hatta Buffalo İtalya